Merhaba arkadaşlar, İğne Oyası Veya İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir lif modeliyle beraberiz. Lifimizin yapımı oldukça basit arkadaşlar. Sadece takip etmeniz gerekiyor. Farklı iki modelden oluştuğu için yani kısa kısa anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince anlaşılır olmaya çalıştım. Umarım kolaylıkla yaparsınız. Yine kafanızın takıldığı önemli bir nokta olursa arkadaşlar yorum kısmında yazabilirsiniz. Fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Her türlü kafanıza takılan ya da önerilerinizi bana yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar. Modelin dışında şu kenar modelini özellikle Ayşegül Hanım çok istemişti. Instagram'dan bana yazdı. Bunun için teşekkür ediyorum. Benimle birlikte yaptığınız ifleri de Instagram'dan beni etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Instagram'da siz takipçilerim için açtım. Bana oradan farklı model atıp çalışmamı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz modelleri atıp paylaşabilirsiniz. Ben de farklı modeller görmüş, keşfetmiş oluyorum arkadaşlar. Modelimiz yine ben 2 numara şiş ve lif ipi ile çalışacağım. Siz farklı ip ve farklı şiş numaralarıyla yine modeli farklı işlere çevirebilirsiniz. Modelimiz uzun life de uygun arkadaşlar. Yine uzun life de uyarlayabilirsiniz aynı şekilde takım yapmak isterseniz. Modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yayınladığım videolardan anında haberdar olursunuz. Yorum ve beğeni yaparak beni destekleyebilirsiniz. Destek verirseniz arkadaşlar daha farklı videolarla sürekli birlikte oluruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi bu güzel lifin yapımına geçelim arkadaşlar. Yani 5 ilmek attım ve düğümümü attım. Bu kenar modelini Ayşegül Hanım istemişti. Onun için bunu çalışıyorum. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. Ön yüze geçtim arkadaşlar. Şimdi burada 3 ilmek artırıyorum. Örüyorum hemen. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek ördüm. Doluyorum. Bir ördüm, doladım, kalan iki ilmeğimi örüyorum. Buradan da yine 3 ilmek arttırıyorum. 1 2 ve 3. Örerek devam ediyorum. Arka yüzeyim. Bütün ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelimiz 5 ilmekle. 5 ilmek olmuştu az önceki sırada. Şimdi kesme yaparak 4'e düşürmüş olduk. 2 3 ve 4. Doladım. Bir, iki ve üç ilmek gördüm. Bu kısım lifimizin bütününü oluşturacak kısım. Yani biz lifimize bir ilmekle başlamış olduk. İlk başta iki ilmekle kenar modelimi
Başlamış oldum. Şimdi yine 2 ilmekle başlamış olduğum kenar modelimi 5'e çıkardım ve tekrar 4'e düşürdüm eksilterek. Doğadığım ilmekten sonra 3 ilmek ördüm, doluyorum. 5 kenar ilmeğimi örüyorum. Bu tarafta henüz eksiltme olmadığı için 5 tane kenar modelim var. Kenar ilmeğim var. Tekrar arka yüze geçtim. Buradaki 5 ilmeğimi de yine 2 ilmeği birlikte keserek 4'e düşürüyorum. Kalan ilmeklerimi de hepsini haroş olarak örüyorum. Tekrar ön yüzeyim. Yine buradan 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ve kenar modelim 3'e düşmüş oldu bu sırada. 2 ve 3. Doluyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Az önce 3 ilmek örmüştük arada. Şimdi 5 ilmeğe çıktı orta kısımdaki sayımız. Tekrar doladım 5 ilmekten sonra. Pardon, bir tane eksik görmüşüm. Doladım. Ve yine 4 ilmeğimi örüyorum. Burada da yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesip kenar modelimi yine bu kısımda da 3'e düşürmüş oldum. Kalan ilmeklerim haroşa. Bakın bu şekilde. Anlattığım şekilde yaparsanız aynısı olacak zaten. Oldukça da basit bir kenar modeli. Sadece bu kenar modelinin genelde tepe kısmında biraz karışıklıklar oluyor genelde. Onu da beraber halledeceğiz inşallah. Tekrar şimdi bakın kenar modelim 3'e düştü. Burada da bir eksiltme yaparak kenar modelimi başladığımda ilk başlamış olduğumuz yerde 2 taneydi kenar modelim. Tekrar burada da eksiltme yaparak yine kenar modelimi 2'ye düşürüyorum. Bu kenar modelin arkadaşlar bakın bu şekilde üçgen bir kenar modeli. Bu kenar modelini 3 ile bıraktığınız zaman biraz lifte kasmalar oluyor. Bu kenar modeli 2'ye kadar düşürülmeli bence. Uzun lif modelinde bu kenar modelini 3'te bırakmıştık ama düz ilerlediği için sıkıntı olmadı. Ama bu kare lif olacağı için sıkıntılar olacaktır. 2'ye düşürürseniz daha iyi oluyor. Tekrar doladım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Üç kenar ilmeğim kaldı. Doluyorum. Tekrar arka yüze geçip bu kenar modelimi de bu taraftan eksilttim ve kalan ilmeklerimin tümünü haroş olarak örüp tekrar ön yüze geçeceğim ve yeni kenar modelimizi başlayacağız. Şimdi birinci dilimi bitti yani arkadaşlar. Kenar modelimizin ilk dilimi bitmiş oldu. 2'ye düşürünce. Şimdi tekrar 5'e çıkaracağız sayımızı. Bakın bu şekilde.
Şimdi kenar modelimiz iki tane arkadaşlar yine arttırma yaparak 1 2 3 tane arttırma yaptım ve örüyorum. 5'e tamamlamış olduk bu şekilde. 2 tane kalmıştı. Beş ilmeğimi ördüm, doluyorum. Yine kenar modelime kadar devam ediyorum. İki tane kenar modelim kalınca yine doladım. İki kenar modelimin ilmeğini ördüm. Tekrar çeviriyorum. Buradan da yine 3 ilmek arttırarak 5'e tamamladım ve örüyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Yine arkadaşlar her sırada kenar modelinden ilk iki ilmeğimi hep birlikte örerek kesiyorum. Ve bu şekilde 4'e düşürmüş oldum. Her sırada birer ilmek keserek kenar modelimizi 2 ilmek kalıncaya kadar örüyoruz ve bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi az önce 5 tane ilmeğim vardı kenar modelimden. Şimdi 2 ilmeği keserek ördüm ve 4 ilmeğim kaldı. Doladım. Ve aradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 5 kenar ilmeğim 2'ye düşünce tekrar 3'e tamamlayacağım. Daha sonra yine eksilterek 2'ye düşüreceğim. Aynı mantıkla devam ediyor. Farklı bir işlem yok. Bu şekilde ben yine lifimi modelimi kuracağım. Sayıya kadar getireceğim arkadaşlar. Daha sonra yine model kuruluşunda beraber olacağız. Evet arkadaşlar ben lifimi arttırdım. Bakın şu anda 3. kenar modelimi az önceki sırada kurdum. Kenar 5 ilmeklerim hariç orta kısımda 19 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi burada model kurulumuna geçeceğiz. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Bu işlemi unutmayın arkadaşlar. Lifimizi şişimizin başına döndüğü zaman ya kesme işlemi yapıyoruz ya arttırma işlemi yapıyoruz. Bu modelde bu şekilde ilerliyor. Dört kenar ilmeğimi ördüm, doluyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördüm. Buraya ayracımı taktım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 2 ayracımdan sonra sayıyorum arkadaşlar 2 4 6 8 10 11 11 ilmek gördüm yine ayracımı takıyorum bu 11 ilmeği de
Düz örüyoruz arkadaşlar. Yine fare dişi örneğiyle devam edeceğiz. 4 ilmek ördüm, doluyorum ve 5 kenar modelimin ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçip yine bu ayraçlarımın arasındaki 11 ilmeği fare dişi örneğinde her zaman yapmış olduğumuz gibi ters örüyoruz. Ayracıma kadar olan bütün ilmeklerimi haroş ördüm. Bu ayraçların arasındaki 11 ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Yine bir sıra fare dişi örneğini beraber kuralım. Sonrasında yine önemli kısımları göstereceğim. Kalan kısımlar da kendiniz devam edeceksiniz arkadaşlar. Tekrar ön yüze geçtim. Kenar modelim 3'e düştü. Doladım. Yine ayracıma kadar olan ilmeklerim haroşa, ayracımın arasındaki ilmekler düz örülecek. Şimdi arka yüzde yine fare dişi örneğini kuracağız. Tekrar ayracıma geldim. Yine kalan ilmeklerim haroşa. Doluyorum ve dört kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine iki kenar ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Burada da ilmeklerim, kenar modelimin ilmekleri 3'e düştü. Ayracıma kadar olan kısım haroşa. Ayracıma gelince yine fare dişi örneği kuruyoruz arkadaşlar. Artık beraber birçok fare dişi örneği yaptığınız için ya beraber yaptık yani. Ezberlediğinizi düşünüyorum. İlk ilmeğim alttaki ilmeğe batarak düz. İkinci ilmeğim ters. Tekrar alttaki ilmeğe batarak düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Alttaki ilmeğe batarak düz şekilde aldım. Ters. Düz. Ters. Tekrar düz. Tekrar ters ve tekrar alttaki ilmeği batarak düz şekilde ördüm ve ayracıma geldim. Yine düzle başlayıp düzle bitirmiş olduk. Yine kenar modelime kadar bütün ilmeklerim haroşa. Ön yüze geçince tekrar kenar modelimi eksilteceğim. Fare dişi örneğim arkadaşlar. 4 diş fare dişi örneği oluncaya kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Fare dişi örneğinde arkadaşlar ön yüzden düz örüyoruz. Arka yüzden fare dişi örneği kuracağımız ilmekleri ters örüyoruz. İkinci arka yüzde fare dişi örneğini kuruyorduk artık biliyorsunuz. Şimdi ben dediğim gibi 4 sıra fare dişi örneği oluncaya kadar öreceğim.
Kenar modelimiz aynı şekilde devam ediyor. 2'ye düşünceye kadar eksiltiyoruz. 2'ye düşünce tekrar 5'e tamamlıyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Fare dişi örneğimizi de 4 tane oluncaya kadar örelim. Tekrar beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben fare dişi örneğimi ilerlettim ama 4 tane fare dişi örneği değil, 5. örneği de kurdum. Toplamda 5 tane fare dişi örneği kurdum. 4 tane biraz küçük göründü ve tam kare olarak görünmedi gözüme. 5 tane fare dişi örneğini az önceki arka yüzde örüp şimdi ön yüze geçtim arkadaşlar. Kenar ilmeklerimden sonra arkadaşlar doladım. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmek ördüm. Bu 2 ilmeği, bakın ayracımdan önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve ayracımı aldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1 ördüm. Doladım. Ve tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 3 ilmek örüyorum. Ayracımı aldım. Doluyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu sırayı bir sonuna kadar örelim. Kalan ilmeklerim haroşa. Tekrar sırayı anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenar modelimi eksilterek 2'ye düşürdüm. Doladım. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Toplamda kestiğim ilmekle birlikte doladığım ilmekten sonra 13 tane ilmeğim olmuş oldu. Kestiğim ilmekten sonra bir dolama yaptım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Doladım. 1 ördüm. Bakın bu dolamalarımın arasındaki ilmeği şu 5 tane fare dişi görüntüsünün orta kısmına denk geliyor. Kestim, doladım. 1 ilmek ördüm. Tekrar doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüp ayracımı aldım. Doladım ve 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Kestiğim ilmekle birlikte yine burada da 13 tane ilmeğim olması gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane ilmeğim var. Doladım ve şimdi burada da 3 tane kenar ilmeğimi 2'ye düşüreceğim. Şimdi bunları arka yüzde haroşa olarak hepsini örüyorum. Sadece orta kısımdaki bir ilmeğimizi arka yüzden ters öreceğiz. Kenar modelimi eksiltiyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ayracıma geldim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4 ilmek ördüm. Doladığım ilmeği de örüyorum. Bakın bu diğer doladığım ilmek ve bu sağ kısımdaki doladığım ilmeğin arasındaki bir ilmeği arka yüzden ters öreceğiz. Tekrar yine bütün ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum. Sadece orta kısımdaki bir ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzde düz düşecek. Kalan ilmeklerimi haroşa örüp hemen ön yüze geçiyorum.
Ön yüzeyim arkadaşlar. Yine bakın kenar modelimi arttırdım. Doğadığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 ilmek ördüm. 12 ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeği, 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doluyorum. 1 ilmek ördüm. Ayracımı aldım. 1 2 ilmek ördüm. Buradaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. 2 ilmeğimi yine ördüm. Ayracımı aldım. 1 ilmek örüyorum. Doluyorum. Ve daha sonra 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şimdi arkadaşlar burada tam bu orta kısımda bir V ajurumuz oluşacak. Ve aynı zamanda bu fare dişimizin sağında ve solunda yine buradan sağa doğru bu taraftan da sola doğru ajurlarımız oluşacak. Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Burada sürekli 12 ilmek örüp sıradaki 2 ilmeği birlikte keserek dolayıp devam edeceğim. Bu orta kısımda da yine ajurumdan önceki 2 ilmeği birlikte keserek devam edeceğim. Ayracımı ilerleyen sıralarda çıkaracağım ben. Şimdi buradan sonrasına biraz devam edelim kendimiz. Daha sonra yine ilerleyen sıralarda göstereceğim. Şuradaki ajurlarımızın sayısını artıralım. Şu orta kısımdakini belli bir yere kadar yapacağız. 5 veya 6 tane. Yine ilerletelim arkadaşlar. Döndüğümde yine göstereceğim. Dediğim gibi buradan sola doğru ve sağa doğru açılan ajurlar olacak. Fare dişimizin kenarlarından da yine sola ve sağa doğru ajurlar açılacak arkadaşlar. Şimdi biraz ilerleteyim modelimi. Döndüğümde yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben modelimi ilerlettim. Şu an bu orta kısımda başlamış olduğumuz ajurların 5 tane. Kenardaki ajurlarımız da aynı sırada başladığı için bu ajurlarımızın da sayısı 5 tane arkadaşlar. Yine bu orta kısımdaki bir ilmeğimi her sırada arka yüzden ters örerek ön yüzde düz düşmesini sağlamış oldum. Şimdi arkadaşlar yine burada doğadığım ilmekten sonra 12 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Toplamda 13 ilmeğim var doğadığım ilmekten sonra. Yine doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bakın bu orta kısımdaki ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 9 doladım, 1 ördüm, doladım, tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestim ilmekle birlikte 2 3 4 5 6 7 8 ve yine 9 ilmeğim de burada olmuş oldu. Tekrar doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi burada arkadaşlar yine aynı şekilde modelimi devam ettireceğim. Sadece tek farklılık şuradaki bu V ajuru devam ettirmedik de bu V ajurun üstünden yeni bir V ajur daha açmış olduk. Şimdi ben yine bu orta kısımdaki ajurumu birkaç sıra yapacağım. Şu kenardaki ajurlarım hala devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada ikinci modele geçtim. Buradaki ajurlarım devam edecek. Yine bu orta kısımdaki ajurlarımı da birkaç sıra devam ettireceğim. Yine ortasındaki bir ilmeği marka yüzden ters örülecek. Aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Yine kenar kısımdan yeni fare dişi örnekleri kuracağız. Modelin kurulumunda tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar, ben yine bu orta kısımdaki V ajurumu da bitirdim. Yani 5 tane ajurum oluncaya kadar ördüm. Kenardaki ajurum da 10 tane oldu arkadaşlar toplamda. Şimdi burada
Hemen kenar modelimi yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2, 4, 4 ilmeği gördüm. Ayracımı alıyorum. Yine 11 ilmek ayırıyoruz. 2, 3, aynı sayıda yaparsanız arkadaşlar yine bu son 10. ajurumuzun üstünü ördüğümüz zaman toplamda 11 ilmeğimiz olmuş olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 ilmek ördüm. Ben yine ayracımı takıyorum. Yine buradan da 1, 2, 3, 4. Yani yine bu orta kısımdaki V ajurun üzerine gelinceye kadar örüyoruz. Yine V ajurumuzun ilk sırasındayız. Ortadaki ilmeğimden önceki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Yine doladığım ilmeğe gelinceye kadar devam edeceğim. Yine bakın ajurumun üstüne örmeden ayracımı takıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve on bir. Tekrar ayracımı takıyorum. Yine 4 ilmeğim olacak. Dört ilmeğimi ördüm, doluyorum. Kenar modelimin 5 ilmeğini örüyorum. Karışık olmayan bir model arkadaşlar. Takip ederseniz aslında oldukça basit. Burada arkadaşlar artık modelimizin mantığını az çok anladığınızı düşünüyorum. Oldukça basit bir model. Şimdi bu 11 ilmeklerimize yine fare dişi örneği uygulayacağız. 5 diş fare dişi örneği kuracağız buralara. Ve bu ortadaki modelimiz aynı şekilde devam edecek. 5 tane de bir tekrar yeni bir V ajur açılacak. Bu ortadaki bir ilmeğim sürekli arka yüzden ters örülecek. Modelin sayıları karışık değil arkadaşlar. Takip ederek yaparsanız oldukça anlaşılır ve basit bir model. Yani hiç zorlamayacak ve eğlenceli gidiyor. Dediğim gibi şimdi bir şu sağda ve solda açmış olduğumuz yeni 11 ilmeklerimize 5 sıra fare dişi örneği uygulayalım. Ortadaki modelimizi de aynı şekilde devam ettirelim. Tekrar beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kenar kısımdaki iki fare dişi örneğimi de 5 sıra 5 diş fare dişi örneği oluncaya kadar devam ettirdim. Orta kısımdaki V ajurlarımıza 1, 2, 3 ve 4 tane oldu. Şimdi yine burada arkadaşlar şu kısımda yaptığımız işlemin aynısını buradan ve buradan yapıyoruz. Orta kısımdaki modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Yine hemen beraber kısaca geçelim. İki kenar ilmeğimi ördüm. Doluyorum. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmek ördüm arkadaşlar. Sıradaki 2 ilmeği yine birlikte keserek örüyorum. Doladım. Burada da yine 1 2 3 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Doladım. 1 ördüm. Doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar bu orta kısımdaki acırıma gelinceye kadar B acırımın üstüne gelinceye kadar örüyorum. Bakın orta kısımdaki ilmeğime gelince bu iki ilmeği birlikte örerek yine kesiyorum. Doladım. Bir ördüm, doladım. Yine iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar yine fare dişi örneğime gelinceye kadar örüyorum. İki, üç. Üç ilmek fare dişi örneğimin üzerinden ördüm arkadaşlar. İki ilmeği birlikte keserek ördüm. Doluyorum. Bir ördüm. Doladım. Tekrar iki ilmeği birlikte keserek ördüm. Yine kalan ilmeklerimi örüyorum. Burada arkadaşlar yine 3 ilmek ördüm. Kestiğim ilmekle birlikte toplam 4 ilmek oluyor. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine burada da başta olduğu gibi kestiğim ilmekle birlikte 13 tane ilmek olması gerekiyor. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Tekrar doladım. Kenar modelimin 3 ilmeği kalmıştı. Onu da örüyorum. Arka yüzü örerken yine 2'ye düşüreceğiz buradan da. Şimdi arkadaşlar model aynı şekilde devam edecek. Modelimiz bu kadardı ve bu şekildeydi. Oldukça basit. Sadece takip etmemiz gerekiyor. İki modelde oldukça basit olduğu için arkadaşlar sayılarında da hiçbir sıkıntı olmadığı için bütün modellerimiz aynı sırada başlayıp aynı sırada bittiği için hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar bu modelde. Sadece doğru yaparsanız yanlışınız olmazsa kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz burada yine bu iki fare dişi örneğimizin üzerine tekrar buradaki gibi bir V ajur kurduk ikisine de. Yine buradaki V ajurlarımızın da orta kısmındaki bu bir ilmeği yine aynı burada yapmış olduğumuz gibi arka yüzden ters öreceğiz. Tekrar yine iki tane V ajur oluşunca bu fare dişi örneklerimizin üzerinde yine yeni fare dişi örneğinde kuracağız arkadaşlar. Şuradaki yani şu kısımdan açılan 10 tane ajurumuz olacak. Bu 10 ajuru da tamamlayınca tekrar yeni modeli kuracaksınız. Aynı şekilde modelimizin yapılışı oldukça basit arkadaşlar. Şimdi modelimizi büyütmek istediğimiz noktaya kadar getirelim. Lifimizin tam yarısına gelince yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben lifimin yarısına kadar geldim. Bakın 1, 2, 3 ve 4. modelimi de kurdum. Şimdi 4. modelimin arkadaşlar 2 sıra fare dişi örneğini kurdum. Bir sıra daha ördüm. Yani toplamda bakın bu
veya ajurlarımızdan iki taneyle bu fare dişi örneğimiz bitiyordu. Şimdi biz birinci V ajurumuzu fare dişi örneğimizle beraber yaptık ve birinci ajurum V ajurum bitti. Şimdi ikincisini yaparken kesme işlemine başlıyorum arkadaşlar. Şu anda benim lifimin şu şekilde bir kenarı arkadaşlar. ...29 santimi geçiyor arkadaşlar toplamda. Bakın şu şekilde tam şuradan itibaren hesaplıyorum. Ben genelde 29-30 santim yapıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bir model daha kurabilirsiniz. Benim için bu boyut yeterli. Kenar modelimi 3'e düşürdüm bu sırada. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek ördüm. Ben yine bu ayraçlarımı rahatlık olsun diye kullanıyorum arkadaşlar. Düşünmüyorum modele geldiğim zaman arka yüzden de ön yüzden de. Burada 11 ilmeğim var. Fare dişi örneğimi kurduğum ilmekler 11 taneydi. Bu 11 ilmeği örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Yine bu V ajurlarımın üzerine kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ben bundan sonra biliyorsunuz ben lifin yarısına geldikten sonra genelde bu tarz modelleri tekrar diğer tarafa ters çeviriyorum arkadaşlar. Yani burada V ajur yapıyorduk. Üst tarafta üçgen oluşturacak şekilde ajur yapacağım ben. Doladım ve kestim. Kestiğim ilmekle birlikte yine bu orta kısımdaki ilmeğimin sağ kısmında doladığım ilmeğe kadar 4 ilmek olacak. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar bakın 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Doladım. Yine ajuruma kadar öreceğim. Doladım bakın. Bu orta kısımdaki ilmeğimden önce 2, 4 ve 5 ilmeğim var. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3 ve 4. Orta kısımdaki ilmeğimi de ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Tekrar doladım. Kalan modellerimi de aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Tekrar arka yüzden sol kısımda doladığım ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Ve burada da yine fare dişi örneğinden sonra doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği arka yüzden keseceğim arkadaşlar. Tekrar ön yüze geldiğimizde yine bu doladığımız ilmeğin üzerine ördükten sonra doluyoruz ve 2 ilmeği birlikte keserek örüyoruz. Burada 3 ilmeğe düşecek sayımız. Daha sonra burada ortadaki ilmekten sonra 2 ilmeği öreceğiz. 2 ilmeği birlikte örerek kestiğimiz zaman yine burada da 3 ilmeğimiz kalacak. Daha sonra dolayıp daha sonra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi yine buradaki ajurlarımızı 4 tane ajur oluncaya kadar örelim. Ben üçgen ajur yapacağım için yine son kısımda şu 5. ajuru üçgen
yapacağımız için son kısmı, son ajuru yine göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 4 tane ajurumuz oluncaya kadar dediğim şekilde devam edelim arkadaşlar. Daha sonra yine birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın 4 tane ajurum oluncaya kadar devam ettirdim. Şimdi 5. ajurumuzu birlikte yapacağız. Lifimizi kapatmaya devam ediyoruz. Sağdan ve soldan, ön ve arka yüzden kesme işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek eksiltiyorum. Üçe düştü sayım bu sırada. Doladığım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestim ilmek 1, 2, 3, 4 ve 5. Ayrıcımı aldım. 11 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimden sonra örmeye devam ediyorum. Yine bu V ajuruma gelinceye kadar bakın doladığım ilmeğin üzerine ördükten sonra doluyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği yine sol şişime alıp bu ortadaki ilmeği sol şişime geçirdim ve 3 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde bakın. Yine ortadaki ilmeği ön yüze getirerek yine düz ilmeğimin devam etmesini sağlıyorum arkadaşlar. Tekrar doluyorum. Yine aradaki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ajuruma gelince ajurumun üstünü örüp yine dolama yapıp üçlü kesme yapacağız arkadaşlar. Yine ajurumun üzerine ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği sağ şişime aldım. İlk ilmeği tekrar sol şişime alıp bu ortadaki ilmeği öne getiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar doladım. Ve yine diğer V üçgen ajuruma gelinceye kadar aynı şekilde örüyorum. Bakın orta kısımda yine ben bu şekilde bir geçiş sağlamak için ortadaki iki ajuru birleştirerek V ajuru ve üçgen ajurumu birleştirerek bu şekilde bir baklava deseni elde ettim. Daha sonra yine üst kısımda buradaki gibi devam edecek. Şimdi ben buradaki sıramı devam ettireceğim. Arka yüze geçip yine aynı şekilde öreceğim. Yine ortadaki bir ilmeğim hep arka yüzden ters örülüyor. Kesme işlemlerimi sağ ve sol kısımdan yapıyorum. Fare dişi örneğimi arka yüzde öreceğim. Tekrar 5. fare dişi örneğimi arka yüzden kurup ön yüze geleceğim ve şu ajurlarımızı ve yine bu 5'er tane burada V ajurdu. Üstte de yine üçgen ajurlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arka yüzü örüp tekrar ön yüze devam edelim. Evet arkadaşlar, orta kısımdaki iki üçgenin kesiştiği noktayı bitirdim. Buradaki fare dişi örneğimde 5 sıra oldu. Az önce arka yüzde
Son fare dişi örneğini kurup ön yüze geldim. Şimdi buradan sonra arkadaşlar şuradaki işlemi tekrar edeceğiz. İsteyenler aynı şekilde devam edebilir arkadaşlar ama ben sürekli biliyorsunuz modeli geçiş yapıyorum bu şekilde. Bu şekilde daha güzel durduğuna inanıyorum. Size de bu şekilde anlatıyorum. Çünkü eğer üçgen şekilde devam edersek şu kısımda arkadaşlar tam bu fare dişine yaklaştığımız kısımda şurada bir model atlayışı oluyor. Şurası haroş olarak kalacak. Ben yine üst kısımda da fare dişi örneğimin bu şekilde yine hemen altında şu üçgenimin oluşmasını istiyorum. Yine iki kenar ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum ve kenar modelimin ilmek sayısı 2'ye düşüyor. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestim ilmek 1, 2 ve 3. Bu ayracımı çıkarıyorum. Bu fare dişi örneğimin üzerine artık yeni ajurlar açmayacağım. Lifimiz kapandığı için örüyorum. Bu ayracımı çıkarıyorum. 11 ilmeğimi ördükten sonra doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek örüyorum. Şurada arkadaşlar bakın bu ortadaki ilmekten önce 5 ilmeğimiz olması gerekiyor. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 4 ilmek olacak toplamda ortadaki ilmeğimden önce. Bu şekilde aklınızda kalırsa daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Bakın ortadaki ilmeğimden önce 1, 2, 3, 4 tane ördüm ve doladığım ilmek var. Ortadaki yine ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Doladım. Ve yine aradaki ilmeklerimi örüp aynı şekilde ortadaki ilmeğim sürekli arka yüzden ters örüldüğü için anlamanız daha kolay. Bakın burada da yine ortadaki ilmeğimden önce 2, 4, 5 ilmek sayıyorum. Doladım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ortadaki ilmeğimden önce ajurumdan sonra 4 ilmek var toplamda. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yine 4 ilmek, 3 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 ilmeğim oluyor. Sonrasında da bu ortadaki ilmeğimden sonra yine 4 ilmek oluyor. Doluyorum. Tekrar aradaki ilmeklerimi örüyorum. Aradaki ilmeklerimin sayısını da şu şekilde sizin için. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 9 ilmek örüp dolayıp kesmişim arkadaşlar. Yine bu şekilde bu sırayı devam ettireceğim. Kesme işlemine devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar şurada bu 11 ilmeğimden önceki 2 ilmeği kesip dolayıp daha sonra kalan ilmeklerimi örüp kenar modelimden önceki 2 ilmeği kesip dolayacağım ve arka yüze geçeceğim. Yine kesme işlemimiz devam ediyor. Tekrar ön yüze gelip yine buradaki
Ajurumun üstünü ördükten sonra dolayıp kesme işlemi yapıp yine aynı şekilde bu ajurumun üzerinde ördükten sonra dolayıp kesiyorum ve hem üçgenlerimi devam ettirmiş oluyorum hem de şuradaki işlemi burada da bu şekilde sola doğru ajurlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz devam edelim arkadaşlar. Yine fare dişi örneğinin kurulacağı sırayı yine gösteririm arkadaşlar. Buradan sonrası şu kısım ve ortadaki üçgenlerle devam edeceği için yani kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Sadece fare dişi örneğinin kurulacağı kısma kadar yine 10 tane ajurumuz olacak burada. Toplamda yine 2 tane üçgen yapacağız yani. 10 tane ajurumuz olunca şurada yapmış olduğumuz ajur 10 tane oluncaya kadar devam edelim. Aynı şekilde burada da bu fare dişi örneğimizden önce yine 10 tane ajurumuz sağa doğru şekilde olacak. Bu 10 ajuru tamamlayıp tekrar beraber devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesme işlemine devam ediyoruz. 2 tane üçgen beşli ajurumu oluşturdum. Şu an bu şekilde. Şurada arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Şu kısımda arkadaşlar önce sağ taraftan kesme yaptığımız için şu kısımda 4 tane ilmeğimiz oluyordu. Burada bu ajurlarımız sola doğru ilerlediği için şurayı örerken 3 ilmeğiniz kalırsa korkmayın arkadaşlar. Benim de aynı şekilde ilerledi. Modelin ilerleyişi bu şekilde oluyor. Şimdi burayı yaparken daha iyi anlayacaksınız. Korkmayın, modeliniz yanlış değil ya da eksik değil. Modelin ilerleyişi bu şekilde arkadaşlar. Kenar modelimi kesip doladım ve iki ilmeği birlikte örerek kestim. Yine fare dişi örneğine kurduğumuz sıradayız arkadaşlar. Burada 14 ilmeğimiz olması gerekiyor. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 ayracımı takıyorum ve 11 ilmek fare dişi örneğim için ayıracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu ortadaki ilmeğimden önce şurada bir yanlış yapmışım arka yüzden. Şu ortadaki ilmeğimden önce 5 tane ilmeğim olması gerekiyor arkadaşlar. Fare dişi örneğimiz 11 ilmekten oluşuyordu. Bu şekilde ise eğer yanlışınız yok demektir. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Yine daha sonra 5 ilmek daha öreceğim. Ve 5. Tekrar 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tekrar ayracımı takıyorum. Yine bu orta kısımda devam eden üçgen ajurlarımı yapmaya devam edeceğim. Doluyorum. 5 ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimden önce. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4. Tekrar doladım. Yine devam ediyorum.
Tekrar doğdum. İki iğneyi birlikte örerek kesiyorum. Evet, bakın sondaki üçgen ajurumun üzerine geldim. Bu ortadaki ilmeğimden önce 5 tane ilmeğim var. Yine buraya da ayracımı takıyorum. On bir ilmek ayıracağım yine. Tekrar ayracımı takıp kenar kısımdaki ilmeklerimi öreceğim. Kesme işlemine yine devam ediyoruz. Bu ayırdığımız 11 ilmeği yine arka yüzden ters örüp ön yüze gelip tekrar düz örüp ikinci arka yüzde fare dişi örneğini kurarak yine aynı şekilde aradaki üçgen ajurlarımızı yapıp bu ajurlarımızın da arasındaki bir ilmeği arka yüzden ters örüp aynı şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Yine bu fare dişi örneğimizi, şu 11 ilmeğimizi 5 diş fare dişi örneğini kuracağız arkadaşlar. Modelde değişen bir şey yok arkadaşlar. Sadece şurada iç tarafa doğru kesme işlemi yapmış olduğumuz için hem bu ajurlarımızın kesmesi hem de bu fare dişinden gelen 10 tane ajurumuzun kesmesi bir olduğu için 3 ilmek görünüyor. Ama bu iç tarafta olduğu için arkadaşlar, yani ajurlarımız iç tarafa döndüğü için burada bir ilmek eksik görünüyor. Ama arkadaşlar şuradaki dolamalarımızı yaptığımız için yine 4 tane aslında. Aklınız karışmasın. Siz şu an sadece örerken eksik görünüyor. Yani kafanız karışmasın. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu üçgen ajurlarımızı yaparken şurada 3 ilmeğiniz kalmış diye düşünmeyin. Aslında yine 4 ilmek arkadaşlar. Buradaki ajurumuzun üstünü arka yüzden ördüğümüz için burası hep kendiliğinden artıyor ve 4 ilmek arkadaşlar, 3 ilmek değil. Bilginiz olsun. Modelim yanlış diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu modelin ilerleyişi ile alakalı. Eğer istemiyorsanız da, bu şekilde bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız da V ajur olarak devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bir sıkıntı yok. Sayılarımız aynı. Bakın modelimiz yine aynı. 11 ilmekti. Bu ortadaki ilmek yine bizim fare dişi örneğimizin tam ortasındaki ilmeğe yine denk geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Burada 3 ilmeğiniz var diye kafanız karışmasın. Dediğim gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Yine buradaki ayırdığımız 11 ilmeğe fare dişi örneği uygulayacağız. 5 diş. Aradaki bu üçgen ajurlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Arasındaki bir ilmek sürekli ters örülüyor. Bu örneğimiz bitti arkadaşlar. Şuradaki ajurlarımızın üzerine artık fare dişi örneği kuruyoruz ve buradaki örneğimizi bitiriyoruz. Ortadaki 3 tane örneğimiz devam ediyor. Bu fare dişi örneğini bitirince tekrar yandaki bu ajurlarımızın üzerine yeni fare dişi örneği kurarak sadece ortadakini devam ettireceğiz. Daha sonra yine sondakini de üzerine bir fare dişi örneği ekleyerek aynı görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi aynı şekilde devam edelim.
Diğer modelin yine ilk sırasında aynı şekilde gösteririm. Şimdi bu modelimizi bitirelim arkadaşlar. Daha sonra yine burada yaptığımız gibi 10 tane ajurumuz oluncaya dek fare dişi örneğimizden sonra aynı işlemi yapıp tekrar gelelim arkadaşlar. Yine diğer modelin kuruluşunu da göstereceğim. Daha sonra yine beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, eksilirken yine birinci fare dişi örneğimi bitirdim ve 10 tane ajurum oluncaya dek yine sol tarafa doğru bu şekilde ördüm arkadaşlar. Hatırlarsanız zifimizin yarısına kadar gelince fare dişi örneğimizin sağ kısmından 10 tane ajur yapıyorduk. Lifimizin yarısından sonra arkadaşlar fare dişimizin sol tarafından başladık ajurlarımızı yapmaya. Şu an ikinci fare dişi örneğini yine bu sırada kuracağız. 10 tane ajurum oluncaya dek yaptım. Yine buradaki bu üçgenlerimin de bittiği sıradayım. Şimdi bunun üzerine fare dişi örneğini yine 11 ilmek ayırarak bu örneğimi de bitiriyorum ve sadece ortadaki bu örneği de bitiriyorum ve sadece orta kısımdaki 5 tane olan ajurum kalacak. Kenar modelim arkadaşlar 4'e düşürmüşüm. Doğadım, kestim. Doğadığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 ilmeğim var yine. Ayracımı takıp yine 11 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ajurum, pardon, 6. ilmeğim yine bu ortadaki ilmeğime denk geliyor. 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek ördüm. Tekrar ayracımı takıp yine orta kısımda olan beşli ajurumu, üçgenimi yapacağım. Yine ortadaki ilmeğimden önce 5 ilmek olacak. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2, 3 ve 4 ilmek. 11 ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2, 4 ilmeğim var toplamda bu ortadaki ilmeğimden önce. Yine ortadaki ilmeği ördüm. 1, 2, 3, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4, doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine 9 ilmek ördüm. Tekrar buraya da ayracımı takıp 11 ilmek fare dişi örneğim için ayırıyorum. 4, 5, yine ortadaki ilmeğim 6. ilmeğim oluyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine bu 5. ilmeğimde bakın bu ajurumun üstündeki ilmek olmuş oluyor. Daha sonra yine bu tarafta da 14 ilmeğim kalacak. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Yine ben buradan sonra son örneğime doğru devam edeceğim. Son örneğimi bitirdikten sonra arkadaşlar bu kenar modelimiz farklı olduğu için tepe kısmını da yine göstereceğim. Son örneğimi yapıp
finalde devam edeceğiz arkadaşlar. Modelim bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi yine bu ayırdığımız 11 ilmeklere 5 diş fare dişi örneği uygulayacağım. Daha sonra yine fare dişi örneklerimin iç kısmından ikisini de buradan sola doğru, buradaki fare dişi örneğimden de sağa doğru 10'ar tane ajur yapacağım. Bu arada bu ortadaki örneğim devam ediyor. 10 tane ajurumdan sonra yine fare dişi örneği kurup modelimi sonlandıracağım arkadaşlar. Yine son fare dişi örneğine kadar yapalım. Modelim bu kadardı. Şuradaki fare dişi örneğime kadar yapacağım ve bitireceğim. Şuradan sonra arkadaşlar şu son kısmı yine tepe kısmında göstereceğim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Finalde yine birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben lifimin son fare dişi örneğini de 5 sıra oluncaya kadar yaptım. Şu an son bir tane kenar modelim kaldı arkadaşlar. Onu da bu modeli daha önce anlatmadığım için son kısmını beraber yapalım istedim. Yine burada kenar modelimi arttırıp 5'e tamamladım arkadaşlar. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalınca 2 ilmeği birlikte kesip ördüm, doladım. Ve kenar modelimin 2 ilmeğini örüyorum. Arka yüzü çevirdim ve buradan da yine kenar modelimi 3 ilmek arttırarak 5'e tamamlıyorum. Beş ilmeğimi ördüm. Kenar modelimin ilmekleri de doğadığım ilmeği ördüm. Ve iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 5 doğadığım ilmeği ördüm. Toplamda 7 ilmeğim olması gerekiyor. Buradaki 2 4 6 evet 7 doğadığım ilmeklerle birlikte 7 ilmeğim var. Kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Sayımız 4'e düşüyor arkadaşlar. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenar modelimden önceki 2 ilmeği birlikte kesip ördüm, doladım. Kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Arka yüze geçtim tekrar. Yine 2 ilmeğimi örerek kenar modelimi birlikte örerek arka yüzden de kenar modelimi eksiltip 4'e düşürdüm. Doğadığım ilmeği örüyorum. 1 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 4 doğadığım ilmekle birlikte yine orta kısımdaki ilmeklerim 5'e düşmüş oldu. Kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Yine kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Ve sayım 3'e düşüyor bu sırada. Tekrar doladım.
İki ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 Tekrar iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üç. Tekrar doladım. Kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine kenar modelimi eksiltiyorum bu taraftan da. Sayımız 3'e düşüyor. Buradan da. Doladığım ilmeği ördüm. 1. Bu 3 ilmeği arka yüzden hepsini birlikte örüyorum arkadaşlar. Doladığım ilmeği de örüyorum. Kenar modelimin 3 ilmeğini de örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Kenar modelimin 3 ilmeği kalmıştı. İkisini birlikte örerek 2'ye düşürmüş oldum. Dolama yapmadan bu 3 ilmeği de öreceğim arkadaşlar. Ön yüzden de üçlü kesim yapmış olduk. Tekrar kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzden de kenar modelimin 3 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra bakın kestiğim ilmekle birlikte artık toplamda 5 ilmeğim vardı. 5 ilmeği de keserek lifimi bitiriyorum. Bütün ilmeklerimi sırayla kesiyorum. Bu şekilde lifimi bitirdim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Ve bitiş kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Lifimi yine ipini aralardan geçirerek sonlandıracağım arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Yine videomuzun başına da lifimizin tam görüntüsünü koyarım arkadaşlar. Bitiş kısmı da bu şekildeydi. Bakın şu şekilde fare dişi örneğimizden önce 2, 4, 6, 7 ve 8 sıra haroşa sıramız var arkadaşlar. Başlangıç kısmında da 2, 4, 6, 8 sıra, yine burada da aynı şekilde haroşa sıramız var arkadaşlar. Bunun başlangıç kısmı ve bitiş kısmı, yani diğer farklı modellere göre aslında oldukça basit. Sadece şuradaki kesme işlemlerini karıştırmazsanız kolaylıkla yaparsınız ve bütün köşeleri de yine birbirine benziyor arkadaşlar. Her köşede 4 tane fare dişi örneğimiz var ve orta kısmı da bu şekilde ajurlarla iki farklı modelle bu şekilde bir lif yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.